Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar, Briefe, Brief schreiben, yani mektup yazmak. Hazırsanız dersimiz başlasın. Arkadaşlar, mektup senaryomuza göre biz tatildeymişiz ya da kişi tatildeymiş. Tatilde ne gibi şeyler yazılabilir? Şöyle bir bakalım arkadaşlar, ne gibi unsurlar olabilir? Wo sind Sie? Neredesiniz değil mi? Nerede olduğumuz yazılabilir. Wie ist das Wetter? Das Wetter ne demekti arkadaşlar? Hava demek. Dolayısıyla hava nasıl? Havanın nasıl olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla wie ist das Wetter konu başlığına dahil olabilir bu yazacağımız, öyle değil mi? Ve üçüncü unsura baktığımızda Was machen Sie im Urlaub? Urlaub neydi arkadaşlar? Tatil demekti. Machen yapmak. Was machen Sie im Urlaub? Tatilde ne yapıyoruz değil mi? Söz gelimi biz bu mektubu, kartpostalı, e-maili her neyse bunları yazdığımızda olası değil mi? Maddeleri buraya yazmış bulunalım. Şunu da hatırlatmakta fayda var arkadaşlar. Sınavlarda da gene bu şekilde karşımıza çıkıyor. Unsurlar veriliyor ve bizim mektup yazmamız isteniyor. Dilerseniz şimdi bu unsurlara göre mektubumuz başlasın. Cümlemiz, daha doğrusu mektubumuz Liebe Simone ile başlamış. Demek ki Liebe Simone denildiğine göre arkadaşlar bu bir kadın ismi. Liebe, kadınlarda Liebe şeklinde hitap ediliyor arkadaşlar. Bu bir erkek olmuş olsaydı Liebe şeklinde olacaktı. Yani ere şeklinde sonlanacaktı. Liebe, ancak Lieber diye yazılıyor. Ancak Almanca'da Lieber diye değil, Liebe şeklinde yorumlanmış oluyor. Demek ki sevgili Simone diye yazdığımızda Liebe Simone dememiz gerekiyor. Cümlemize bakalım. Ich bin im Urlaub in Antalya. Evet, Urlaub, az önce söylemiştik. Im Urlaub, tatilde. Dolayısıyla ich bin im Urlaub derken ben tatildeyim in Antalya. Ich bin im Urlaub in Antalya. Tatilde neredeyim? Antalya'dayım. Dolayısıyla arkadaşlar ilk unsurumuz neydi? Wo sind Sie? Neredesiniz? Dolayısıyla bunun cevabı bakın burada. Ich bin im Urlaub. Ich bin im Urlaub in Antalya. Ben tatildeyim. Antalya'dayım. Bunun sorunun karşılığını vermiş oluyoruz. Bakın ikinci sorumuz neymiş? Wie ist das Wetter? Hava nasıl? Mektubuma bakıyorum. Das Wetter ist sehr schön. Schön neydi arkadaşlar? Güzel. Peki sehr schön çok güzel değil mi? Hava çok güzel diyecek olursam ne diyecekmişim? Das Wetter ist sehr schön. Das Wetter yerine ben şöyle de diyebilirdim. Es ist sehr schön değil mi? Dolayısıyla buradaki es'ten kasıt hava. Yani ben das Wetter ist schön, es ist schön de pekala diyebilirmişim. Devam ediyoruz. Bakın hava durumunu, havanın nasıl olduğunu anlatmaya devam ediyorum. Die Sonne scheint. Die Sonne neydi arkadaşlar? Güneş demekti. Scheinen, scheinen. Bunu da hava durumu konusunda ayrıntılı şekilde görmüştük. Işıldaması değil mi? Güneş ışıldıyor, güneş parlıyor diye söyleyecek olursak demek ki Die Sonne scheint dememiz gerekiyor değil mi? Jeden Tag schwimme ich. Jeden Tag schwimme ich derken schwimmen neydi arkadaşlar? Yüzmek demekti. Tag neydi arkadaşlar? Gün demekti. Jeden Tag her gün. Bakın burada her gün ne yapıyormuş? Yüzüyormuş. Dolayısıyla bakın arkadaşlar üçüncü soru Was machen Sie im Urlaub? Tatilde ne yapıyorsunuzun cevabı burada. Bakın Jeden Tag schwimme ich. Her gün yüzüyorum. Burada arkadaşlar bu cümleye baktığımızda ben şunu da pekala diyebilirdim. Ich schwimme jeden Tag. Bu da pekala olurdu. Jeden Tag schwimme ich. Bu da olur. Burada önemli olan şey şu arkadaşlar. Mutlaka ama mutlaka ikinci pozisyonda eylemimin olması. Dolayısıyla ben dilediğim gibi ne yapabilirim? Diğer öğelerle oynayabilirim. Dilediğim gibi değil mi? Yerlerini değiştirebilirim. Ancak güzel Türkçemizde de öyle deriz ya. Her gün yüzüyorum.
dediğimde ne yapmış oluyorum? Her günün altını çizmiş oluyorum. Ya da şöyle deseydim, ben her gün yüzüyorum. Bu sefer ne olurdu? Ben. Bunun altını çizmiş olurduk yani öznenin. Ancak burada durum aynı Türkçe ile. Burada cümlenin başına ne geliyorsa onun altını çizmiş oluyorum. Bu durumda da her gün bunun altını çiziyorum. Her gün yüzüyorum derken demek ki jeden Tag schwimme ich demem gerekiyor. Bir sonraki cümleye bakalım. Ich hoffe es geht dir gut. Evet. Ich hoffe ummak. Umarım anlamına geliyor arkadaşlar. Ich hoffe, bakın virgülle devam etmiş. Es geht dir gut. Evet. Bunu daha önceden görmüştük hatırlayacak olursanız arkadaşlar. Wie geht's dir? Değil mi? Wie geht's dir? Nasılsın derken es geht mir super, es geht mir spitze. Değil mi? Bunları görmüştük. Başka es geht mir nicht gut, es geht mir schlecht, es geht mir furchtbar demiştik değil mi? Es geht mir super, es geht mir wunderbar demiştik değil mi? Burada da es geht dir gut, bu sana anlamına geliyor. Biliyorum Türkçe ile birazcık farklı geliyor olabilir kulağa. Güzel Türkçemizle tabii birebir örtüşmüyor arkadaşlar. Çünkü bu sana demek, umarım sana iyi gidiyordur gibi abuk bir anlam çıkıyor. Yani burada demek istediği şey şu, güzel Türkçemizdeki karşılığı, umarım iyisindir. Dolayısıyla ich hoffe es geht dir gut demem gerekiyor. Görüldüğü üzere ich hoffe es geht dir wunderbar diyebilirdik, super diyebilirdik değil mi? Bunu daha farklı şey yapabilirdik, adlandırabilirdik. Ancak burada umarım iyisindirle noktaladığımızda bu örnekte ich hoffe es geht dir gut da pekala denilebilir. Selamlar diyecek olursak arkadaşlar, viele Grüße, liebe Grüße, dilediğim gibi bunu çeşitlendirebilirim. Burada viele Grüße çok selam anlamında, çok selamlar anlamında, viele Grüße Andrea, bu da bir kadın ismi arkadaşlar. Demek ki Andrea kime yazmış oluyor? Simone'ye yazmış oluyor. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Liebe Simone, ich bin im Urlaub in Antalya. Liebe Simone, ich bin im Urlaub in Antalya. Das Wetter ist sehr schön. Das Wetter ist sehr schön. Die Sonne scheint. Die Sonne scheint. Jeden Tag schwimme ich. Jeden Tag schwimme ich. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, es geht dir gut. Viele Grüße. Viele Grüße. Liebe Simone, ich bin im Urlaub in Antalya. Das Wetter ist sehr schön. Die Sonne scheint. Jeden Tag schwimme ich. Ich hoffe, es geht dir gut. Viele Grüße. Şimdi sıra geldi arkadaşlar ikinci mektubumuza. Bu mektup senaryosuna göre biz bir otelde oda istiyoruz ve ne yapacağız? Ne gibi kriterleri, ne gibi maddeleri dikkat etmemiz gerekir? İsterseniz onu bir inceleyelim. Wann und wo machen Sie Urlaub? Yani ne zaman ve nerede tatil yapıyorsunuz? Değil mi? Onu yazmamız gerekecek mektubun içine. Wie viele Personen machen Urlaub? Personen neydi arkadaşlar? Kişiler demekti. Wie viel neydi? Kaç kişi, değil mi? Kaç kişi tatil yapıyor? Demek ki wie viel Personen machen Urlaub? Wie viel Zimmer möchten Sie? Zimmer neydi arkadaşlar? Zimmer oda demekti. Kaç oda istiyorsunuz anlamına geliyor, değil mi? Wie viel Zimmer möchten Sie? Wie viel kostet das Zimmer? Evet. Odanın fiyatı nedir? Demek ki bu kriterleri ne yapacağız? Mektubun içerisine uyarlamamız gerekiyor. Dilerseniz şöyle bir tekrar üstünden bir geçelim. Wann und wo machen Sie Urlaub? Demek ki ben mektubuma wann, ne zaman, und wo, nerede, machen Sie Urlaub, tatil yapıyorum. Değil mi?
Ne zaman ve nerede tatil yapıyorum? Wie viel Person machen Urlaub? Kaç kişi tatil yapıyor? Bunu yazmam gerekecek. Wie viel Zimmer möchten Sie? Kaç oda istiyorsunuz? Onu yazmamız gerekecek ve wie viel kostet das Zimmer? Odanın fiyatı nedir? Bunları ne yapmam gerekiyor? Mektubuma aktarmam gerekiyor. Tabii mektup diyorum. Bu e-mail de olabilir, kartpostal olabilir, mektup olabilir. Aklınıza ne geliyorsa. Tabii bu durumda bir otele gideceği için bir e-mail olarak ya da bir mektup olarak düşünülebilir. Dilerseniz mektubu yazmaya başlayalım. Sehr geehrte Damen und Herren. Evet. Bu ne demek acaba? Sehr geehrte, saygıdeğer. Şimdi arkadaşlar biz bu mektubu yazıyoruz. Dolayısıyla bir otel yönetimine yazıyoruz, öyle değil mi? Bu karşımızdaki bir kadın olabilir, bir erkek olabilir, bir kurum olabilir. Dolayısıyla biz bir genelleme yapmak durumundayız. Ne diyeceğiz? Saygıdeğer hanımlar ve beyler şeklinde hitap etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla sehr geehrte Damen und Herren, Damen hanımlar anlamına geliyor. Herren beyler. Demek ki saygıdeğer hanımlar ve beyler diyecek olursak sehr geehrte Damen und Herren ile ne yapmam gerekiyor? Başlamam gerekiyor. Şimdi az evvel Liebe ile başlamıştık, değil mi? Çünkü orada ne yapmıştık biz? Orada arkadaşımıza yazdığımız için, değil mi? Liebe, Liebe şeklinde hitap ediyorduk. Ancak burada böyle bir şey söz konusu olamaz. Çünkü burada bir resmi mektup formu söz konusu. Dolayısıyla bu formu takip etmemiz gerekiyor. Bakın, sehr geehrte Damen und Herren dedikten sonra virgülümü koyuyorum ve satır başı yaptığımda küçük harfle başlıyorum. Bakın burada ich, ich möchte am 15. August mit meiner Frau und mit meinen zwei Kindern in Berlin Urlaub machen. Evet, burada ne yapmış olduk arkadaşlar? Birinci sorunun karşılığını, yanıtını vermiş olduk. Çünkü sorumuz neydi? Wann und wo machen Sie Urlaub? Değil mi? Nerede ve ne zaman ve nerede tatil yapıyorsunuz diyor. Ve hatta ikinci sorunun da yanıtı var, değil mi? Wie viel Personen machen Urlaub? Değil mi? Kaç kişi tatil yapıyor diyoruz, değil mi? Wie viel Personen machen Urlaub? Dolayısıyla ben burada bunu toparlamış, yazmış oluyorum. Bakın ne diyorum? Ich möchte am 15. August. Möchte neydi arkadaşlar? İstemek demekti, değil mi? Şöyle bir hatırlayalım, nasıl çekimliyorduk? Ich möchte, du möchtest, er sie es möchte, wir möchten, ihr möchtet, sie sie möchten, değil mi? Dolayısıyla burada ich möchte, ben istiyorum, değil mi? Ich möchte am 15. August. Bakın 15 Ağustos'ta, değil mi? Bunu sayılar konusunda görmüştük ayrıntılı bir şekilde. 15 Ağustos'ta derken ne yapıyorduk? Edat am 15. August, değil mi? Bununla beraber kullanıyorduk. Mit meiner Familie. Bakın burada datif bir durum söz konusu. Die Frau neydi? Die Frau kadın demekti. Mit meiner Frau yani benim eşimle beraber anlamına geliyor. Bakın burada datiflikten hatırlayacak olursak ne yapmıştık? Die dere dönüşüyordu. Öyle değil mi? Peki benim diyecek olursak, değil mi? Meine olacak. Demek ki mein ve der birleşecek, ne olacak? Meine olacak. Bunu datiflikte ayrıntılı görmüştük. Hatta ben şunu söylediğimi çok iyi hatırlıyorum. Cümlenin içerisinde mit varsa ne oluyordu? Otomatik datife dönüyordu. Dolayısıyla mit meiner Frau demek ki benim hanımımla, benim eşimle anlamına gelen mit meiner Frau. Devam ediyoruz. Und mit meinen zwei Kindern. Bakın burada da zwei Kinder çoğul durum söz konusu. Burada datiflikte ne oluyordu hatırlayalım. Datiflikte ne olacaktı? Den ve kelimenin sonuna en gelecekti, değil mi? Bu da gene aynı konu başlığının içerisinde arkadaşlar. Datif konu başlığının içerisinde ayrıntılı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Demek ki mit meiner Frau eşimle beraber und mit meinen zwei Kindern ve iki çocuğumla beraber anlamına geliyor.
In Berlin. Bakın burada da wo sorusun yanıtı değil mi? Nerede? In Berlin. Urlaub machen. Urlaub da az önce de söyledik neydi? Tatil değil mi? Tatil yapmak. Urlaub machen. Dolayısıyla toparladığımızda ne yapıyormuşuz? Demek ki 15 Ağustos'ta karım ve iki çocuğumla Berlin'de tatil yapmak istiyorum diyor. Değil mi? Dolayısıyla ich möchte am 15. August mit meiner Frau und mit meinen zwei Kindern in Berlin Urlaub machen. Devam edelim. Bakın burada maviyle yazmış olduğum şimdi wann und wo sorusunun karşılığını verdik. Wie viel Person, kaç kişi, değil mi? Kaç kişi tatil yapacak? Wie viel Person machen Urlaub? Bunun da yanıtını verdik. Şimdi sıra wie viel Zimmer möchten Sie sorusunda. Kaç oda istiyorsunuz? Bakın, wir möchten zwei Zimmer. Evet, burada verilmiş. Ne istiyoruz? Wir möchten, biz istiyoruz. Zwei Zimmer, iki oda istiyoruz. Demek ki wir möchten zwei Zimmer. Ne yapmış oluyoruz? Bu sorunun karşılığını vermiş oluyoruz. Maviyle yazdığıma bakın arkadaşlar. Wie viel kostet das Zimmer? Odanın fiyatını merak ediyorum değil mi? Bunu sormam gerekiyor. Dolayısıyla bu soru yapısını ne yapacağım? Mektubuma aktarmam gerekiyor. Ancak bu durumda ben iki oda istediğim için iki odanın fiyatını sormak istiyorum. Dolayısıyla ne diyeceğim? Wie viel kosten zwei Zimmer? Değil mi? Wie viel kosten zwei Zimmer? İki odanın fiyatı nedir? Hatırlayacak olursanız arkadaşlar bir şeyin fiyatını sorduğumuzda ne diyorduk? Wie viel kostet değil mi tekillerde? Çoğul olduğunda ne yapıyorduk? Wie viel kosten şeklinde soruyorduk değil mi? Bu durumda iki odanın fiyatı nedir sorusunun karşılığı wie viel kosten zwei Zimmer sorusuymuş. Şimdiden teşekkür ederim derim ya güzel Türkçe'de. Bunun Almanca karşılığı neymiş bir bakalım. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich danke, ben teşekkür ederim. Ihnen, büyük yazılmış size anlamında. Ihnen, demek ki ich danke Ihnen, size teşekkür ediyorum demiş oluyorum değil mi? Ich danke Ihnen im Voraus, önceden. Dolayısıyla önceden teşekkür ederim değil mi? Az önce söylemiştim Türkçesini. Şimdiden teşekkür ederim değil mi? Güzel Türkçemiz öyle deriz. Dolayısıyla Almanca karşılığı da aynen böyle. Ich danke Ihnen im Voraus. Karşılığı buymuş demek ki. Bakın burada demin mektubumu sonlandırırken ne demiştim? Liebe Grüße mit freundlichen... evet, liebe Grüße, viele Grüße şeklinde söylemiştim. Ancak burada şimdi resmi bir yazışma söz konusu olduğu için liebe Grüße denildiğinde burada sanki daha önceden tabii ki bir otel yönetimine bu yazılabilir ama önceden bir tanışıklık varsa tabii ki olabilir. Ancak bu şimdi ilk teması olduğu için bu durumda resmi gitmemiz gerekiyor. Dolayısıyla mit freundlichen Grüßen şeklinde patik anlamında ya da içten selamlarımla gibi bir anlam çıkmış oluyor. Dolayısıyla mit freundlichen Grüßen şeklinde ne yapmış oluyorum? Cümlemi sonlandırmış, daha doğrusu mektubumu sonlandırmış oluyorum. Şunu da söylemekte fayda var arkadaşlar. Mit freundlichen Grüßen'i ben kısaltma olarak da yazabilirdim. Şöyle ki ilk harfi mit yani M büyük, F küçük, G de büyük yani ilk harflerini bu şekilde yazdığımda da bu mit freundlichen Grüßen'in demek ki kısaltması olmuş oluyor. Bunu da söylemekte fayda var. Dolayısıyla bu bir resmi yazışma olduğu için arkadaşlar kişi kendi ismini yazabileceği gibi soyadını da yazabilir. Bu mektupta Schmidt şeklinde yani aile değil mi? Aile babası Schmidt olarak soy ismini koymuş. Bu şekilde de olabiliyor. Demek ki Schmidt, bundan ne anlamalıyız? Schmidt ailesi olduğunu anlamalıyız. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Sehr geehrte Damen und Herren.
Ich möchte am 15. August mit meiner Familie und mit meinen zwei Kindern in Berlin Urlaub machen. Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte am 15. August mit meiner Frau und mit meinen zwei Kindern in Berlin Urlaub machen. Wir möchten zwei Zimmer. Wir möchten zwei Zimmer. Wie viel kosten zwei Zimmer? Wie viel kosten zwei Zimmer? Ich danke Ihnen im Voraus. Ich danke Ihnen im Voraus. Mit freundlichen Grüßen. Mit freundlichen Grüßen. Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte am 15. August mit meiner Frau und mit meinen zwei Kindern in Berlin Urlaub machen. Wir möchten zwei Zimmer. Wie viel kosten zwei Zimmer? Ich danke Ihnen im Voraus. Mit freundlichen Grüßen, Schmidt. Evet arkadaşlar, bir dersimizin daha sonuna geldik. Bu dersimizde brief konusunu, yani mektup konusunu görmüş olduk. Ne yaptık bu dersimizde? Mektuplar nasıl yazılır? Hangi konuda? Ne gibi noktalara dikkat etmemiz gerekir? Bunlara ne yaptık? Odaklandık. Tabii burada arkadaşlar şunu da hatırlatmakta fayda var. Mektup konusu bitmedi arkadaşlar. Sonraki derslerimizde mektupları işliyor olacağız. Sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.